Herkes selam sevgili dostlar. Ben PDDM Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. En son Alan'ın karısının videolarına falan baktık. Başının zor belada olduğunu, zor durumda olduğunu düşünüyor Alan. Ve onu kurtarmak için bir mücadele girişti. Bu tabi tamamen Alan'ın kafasındaki bir hikaye görü de olabilir. Gerçekle alakası olmayabilir. Ama şu an için Alan bu işin peşine düşmüş durumda. Bu ara odasının kapısını ilk defa açtı. Yani oyunun neredeyse ortasına geldik. Alan'ın hikayesinin azından. İlk defa kapısını açtı. İlk defa odadan çıkacak gibi gözüküyor. Yok, geri döndü abi. Aha, notları bul şey yazdıkları buldu. Bütün şey hazır burada. Geri dönüş hikaye. Dark Present'ın korkunç hikayesinden kaçma hikayesi. Bunları yazdım hatırlamıyorum. Bunların hiçbirini yazdırmadım ben diyor ya. Yani Scratch yazmış bunları. Canavar surat. Benim suratındaki canavar. Bunu yok etmem lazım. Bunu tamir etmem lazım. Editlemem lazım. Hikayeyi yeniden yazmam ve düzeltmem gerekiyor. Karanlıkla savaştığım bir hikaye. Saga Anderson. Sürekli hayallerimde onu görüyorum. O Brightfall'da ama sürekli gelişiyor ama henüz hazır değil. Scratch limitlerimi zorluyor bu korku hikayesinde. Neredeyse imkansız. Çok uzun. Bunun sonunu getiremeyebilirim diyor. Hayır dedi ve kafayı kurşunu yedi. Ve bölümün sonu. Scratch benim bu editleri bitirmeme izin vermeyecek gibi gözüküyor. Buna müsaade etmeyecek. Hafızalarımdaki korkunç olan bu hikayede diyor, Scratch şeydeymiş, evindeymiş bunun. Bu hikayeden kaçmalı ve Alice'i kurtarmalıyım. Yine aynı noktaya geldik. Yazmaya devam et diyor. Haritalarımız var, bunlar var. Bunların hiçbirini ellemeyeceğiz. Yazmaya devam edeceğiz. Zane'in dediği gibi hikaye return dönüş hikayesini yazmaya devam etmem lazım. Scratch'in yazdığı dönüş hikayesini değiştirmem lazım. İki tane cinayet bölgesi vardı, Parlament Kulesi'nin içinde. Oraya dönmem lazım ve bununla ilgili bir şeyler şey yapmam lazım, çözümlemem lazım diyor. Kafasında kurşun yediği düşündüğü o kısımda uyandı ve yeniden stüdyoda uyandı. Ha bir de stüdyoda uyanıyoruz. Diğer yerlerde pek uyanmıyoruz. Maske. 7. bölüm. Yerler sular içinde. Şimdi buradan switch yapabiliriz. Kızın Anderson'ın hikayesine gidebiliriz ya da hikayeyi buradan devam ettirebiliriz. Emin değilim ne yapmam gerektiğine. Şurada bir quick save yapıp artık şeye geçebiliriz ya. Saga'nın hikayesine dönelim. Saga'da çok gerideyiz çünkü. 3. bölümde falanız. Alan'da 6. bölüme ilerledik. Yok, Saga'da da Gungor'daydık değil mi? Evet, Saga'nın hikayesine geri dönmüş olduk. Burası neresi be? He, bu şeydi. Hizmetlinin Türk söylediği yerde kalmıştık. Bunlar neymiş? Hepsi şey. İskandinav isimleri.
Elmer, Inka, Jorge, Kajarini, Fen, Erik. Bunlar hep İskandinav isimler. Burası bir İskandinav kasabasıymış efendim. Bu Valhalla'lar, bilmemler, onlar buradan geliyormuş. O haritamız oldu. Güzel. Wotri'nin haritasını elde etmiş olduk. Şöyle bir bakalım nasıl bir şeymiş buranın haritası. Şimdi burası bambaşka bir yer. Biz şu an neredeyiz? Merkez kısmındayız. Burada kayıt yapabileceğimiz yer. Yerimizi değiştirebiliyoruz. Öyle bir şey yapabiliyoruz. Şimdi arabamız şurada. Arabamıza binebiliyor muyuz mesela? Buradan çıkalım. İstesek arabamıza binip gidebiliyor muyuz? Bir bakalım. Kaldırın Lake'e gitmek istesem mesela gidebiliyor muyum? Aha, gerçekten gidebiliyormuşum. Ama herhangi bir sinematik geçiş yok. Çünkü hikayenin devamı olarak gitmiyoruz oraya. Ben şu sebepten gitmek istedim. Burada şimdi bizim bildiğim kadarıyla Saga'nın hikayesinde şey çok fazla. Yaratıklar falan çok fazla olacak. Gerçek dünyadaki Alan'ın dünyasında gölgeler ve hayaletlerle savaşırken Saga'nın dünyasında gerçek yaratıklarla savaşmamız gerekiyor. Bu nedenle bizim tüfeğe ihtiyacımız var ve bu haritada tüfek var. Bu haritadaki tüfeği almak için de neredeydi ya hikayedeki tüfek? Ya buradaydı, Witch Hut'taydı ya da bu şeyde dükkandaydı. Dükkandaysa eğer sağ taraftan gidebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam dükkandaydı. Şimdi Saga'nın şey durumu yok bildiğim kadarıyla. Hatırladığım kadarıyla. Gerçekliği değiştirme gibi bir yeteneği yok. Buraya geldim çünkü tüfeği istiyorum. Tüfeğe ihtiyacım var. Tüfek de sanırım şu binada olacak. Dükkanda olacak. Doğru mu gidiyoruz ya? Yanlış mı gidiyoruz? Evet, buradan döneceğiz ve dükkana gireceğiz. Hızlı bir şekilde dükkana gidelim. Dükkandan silah alalım. Silahı da şöyle alacağız arkadaşlar. Şifresini bilmiyorduk. İnternetten şifresine bakacağım. Şifresi neyse öğreneceğim. Tüfeği o şekilde alacağım. Çünkü hani çatışmaya girdiğimiz kısımlarda... Aa, bir dakika, benim canım bayağı azalmış lan. Şundan mı alsam bir tane? Şu yeterli olur mu? Hayır. Bir tanesini kullanmamız lazım. Bunun medkit olayı biraz uzun sürüyormuş. Güzel. Bayağı da şey... yerimiz... Malzememiz dolmuş. Buraya gelelim ve şu dükkana girip... O şeyi alalım. Tüfeği alalım. Tüfeği nereden alıyorduk ya? Buraya bir yerden giriyorduk ama dur bakalım. Şu taraftan giriyorduk galiba. Buradan mı giriyorduk? Bu arada Saga'nın görüntülerinde çok daha geniş bir alan olduğu için midir? Çok fazla tekstür olduğum için midir? Nedir? Takımlar donmalar oluyor. Mesela şeyde hiç öyle takılma donma olmuyor. Alan'ın. Ki Alan'ın da dünyası büyük ama belki de karanlık olduğundan, bazı yerleri render etmesine gerek olmadığından olabilir. Şey olmuyor. Bu neymiş be? Şüpheliler görüldü. Aktif olduğu görüldü falan. Rapor edilmedi. Bu şeyin notları galiba. Polisin notları. Şeyin FBI ajanı değil. Polisin notları. Oo. Atmosfere bak. Tüfek neredeydi ya? Burada bir yerde bir tüfek olması lazım. Duvarda asılıydı değil mi tüfek? Neredeydi lan tüfek? Şimdi burada şifreyi bulmaya çalışacağım. Lady Fortuna'daki Lady Fortuna'nın counter'ına bak diyor. Abi hiç uğraşmayacağım. Bu tüfeğe ihtiyacım var. Bu şifreyi çözmeyle uğraşmayacağım. Lady Fortuna'nın counter'ı ne ki la? Nedir kardeş onun counter'ı? Neyse ne ya. İnternetten bulalım. Bu tüfeği cebe atalım. Bunun için geldik zaten buraya. Şifre 739'muş. İnternetten baktım. Şey yaptım. 739.
Evet. Hile yaptım yani arkadaşlar. Çünkü şeyle uğraşmak istemiyorum artık. Oo, 12 tane de kurşunumuz var. İyi. Güzel. Quick slot diye bir şey varmış. Neymiş o quick slot? İlmo ile konuşmaya gideceğiz ama hızlı bir şekilde şimdi şeye dönüyoruz. Dükkandan çıktık. Bir dakika, buradan mı dönüyorduk? Evet. Hızla arabamıza döneceğiz. Votre'ye döneceğiz. Tüfeği aldık. Keşke tüfeği daha önceden alsaymışım. Hani şifreyi bir yerden bulurum alırım falan dedim ama bulamadım da. Açıkçası şifreyi ormanın içinde bir saat aramak istemiyorum. Şuradan gidilebiliyor mu? Doğru yerden gidiyoruz. Evet, buradan gidebiliyor. Bir dakika, buradan gidilebiliyor mu? Hayır, dur. Hayır. Şu taraftan gidiliyor. Buradan geldik değil mi? Şöyle geldik. Bu ne lan? Bu ses ne? Yaratık sesi gibi bir ses var da. Ama oraya gitmeyeceğim. Yaratıklarla savaşmak istemiyorum. Şu an burada bir işimiz de yok. Yani attığımız kurşun boşa gidecek. Sonuçta yaratıklardan bir şey de düşmüyor. Silah kurşun falan da düşmüyor. Başka oyunlarda hani vardır ya, işte atıyorum bir düşman vardı, vurursun ondan 20 kurşun alırsın. Hani 2 kurşun atarsın 20 kurşun alırsın karşılığında. Bu oyunda ne yazık ki öyle bir şey yok. Karşımızdaki şeyler hayaletimsi varlıklar olduğu için. Ruhani varlıklar. Onları öldürmenin bize hiçbir getirisi yok. Bu ara sizinle güzel bir orman turu atmış olduk. En azından küçük bir tüfeğimiz oldu. Çifteli. Şeyin, Alan'ın kullandığı tüfekten daha ufak bir tüfek. Zaten boyut olarak da 2 kutu kaplıyor. Alan'ın tüfeği 3 kutu kaplıyor. Ama Alan'ın şeyi daha fazla galiba. Kutusu, inventory şeyi, slotu daha fazla gibi geldi. Daha mı fazla? Yo, daha fazla değil. Bir dakika. Neredeyiz biz ya? Nereye gidiyoruz biz? Ha tamam, doğru gelmişiz. Arabamız orada. Hızlı bir şekilde arabamıza bineceğiz. Votri'ye döneceğiz. Limo'yla sohbete girişeceğiz. Hop. Nereye gidiyoruz? Votri'ye. Votri. İngilizce dersinde bir hocamız vardı. Sürekli bize şey söyletmeye çalışırdı. Pronounce'la yani water. Votri. Öyle konuşturmaya çalışırdı. Ne yapıyor acaba şimdi? Bazen şeyleri merak ediyorum. Böyle ilkokuldaki bir arkadaşım acaba şu an ne oldu? Yani bakan mı oldu falan hani. O kadar yükseldi mi? Ya da sürünüyor mu? Evet, buralarda küçük takılmalar, FPS düşüşleri yaşıyorum. Mesela Alan'da onu pek yaşamadım ama bu ablamızda ne yazık ki yaşıyoruz. Şimdi geri geldik. Limo ile görüşecektik. Haritamız. Şimdi buraya girdik. Burada kimseyi göremedik. Şurada köprü kapalı. Demek ki şu binada. For Mayor Setter is a vote for everyone. For Mayor Setter will stand up for justice. Adalet için ayaktayız diyor. Ablacığım şu geceleri şey, gündüzleri şeyle gezme. Fenerle gezme. Şu kişi olabilir mi? Zaman ne kadar hızlı akıp geçiyor gibi bir muhabbet yapıyor. Buradan çıkamıyoruz. Water is definitely quaint. How's it going? Quaint ne demek acaba? Bunu neyle kırabiliriz? Bunu bir şey kullanarak açmamız lazım. Bunu açamayız. Bu bir batarya. Şunu kullanamayız. Şunu kullanamayız. Bunu kullanamayız. Şu an bunu açabileceğimiz bir şey yok. Peki bu nedir? Haritada gözüken şey olarak. Bunu bir çeşit maymuncuk gibi bir şey bulmamız gerekiyor. Burada iyi balıklar vardır diyor. Böyle bir gizem daha oluştu. Taze balık yerine girmek istiyoruz ama giremiyoruz. Tamam, burada görüşeceğimiz, konuşacağımız kimse yok. Şu tarafta ne varmış? Bir de bu tarafa gidelim. Bu tarafa gidilebiliyor mu? Bir haritada bakalım. Bu yol değil. Bu tarafa gitmemiz lazım. Davaya geri dönmem lazım diyor. Tamam. Oraya gitmemi istemiyor oyun. Deniz Feneri ise şurada. Birinci oyunda da Alan Wake Deniz Feneri'ne gittiği bir bölüm var diye hatırlıyorum. Buraya geri girelim. Ne haber? Bu kadar yaptıysak, gittik geldiysek. Şurada ne var acaba? Aha, kutu. Ne varmış kutunun içinde? Kurşun. Güzel.
Kardeş sen devam et. Ben de şuradan bir quick save yapayım. Şu kutunun içine de biraz bir şeyler bırakabiliriz. Mesela çok fazla medkitimiz var. Bu medkitimizin birini buraya ekleyebiliriz. Bu dursun. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama bir işe yaradı demek ki. Propan tank ne lan? Bunun da ne işe yaradığını bilmiyorum. Bu silah doldurma gibi bir şey de kullanılıyor olabilir. Hani yeri yeterince bundan var. Bunu da buraya ekleyebiliriz. Şunun kafi... Kahve bardağı mı lan o? Aa, evet. Buna da gerek yok. Bunu da buraya koyabiliriz. O zaman... Bir dakika. Bunu buna ekleyebiliyor muyuz? Bu ne işe yarıyor acaba? Tamam, bunların ne işe yaradığını bulamadık. Lazım olursa geri döner alırız. Bu... Küçük çapta hasar veren bir şeymiş bu. Bunu ölümüne koru. Bir prosesin devamı için yarıyormuş. Bu Saga'nın flashlight'iymiş. Ha, bunu şarj edebiliyormuş. Bu dursun o zaman. Şunu şuraya ekliyorum. Kurşunumuzu da şuraya... Bak şunu yer değiştirelim kurşunumuzu. Tüfeğimizi de şunlarla yer değiştireceğiz. Bir dakika. Silah buraya abi. Sen buraya. Sen buraya. Çünkü bu sürekli kullanıyoruz. Kardeş sen şuraya geç. Kurşun şurada dursun. Tamam. Tamam. Böyle daha mantıklı oldu. Burada bir raket player var. Bir tane de hand player var. Bu hand player etrafı aydınlatmaya yarıyor. Bu raket player de galiba ateş etme gibi bir işe yarıyor. Neyse. Sevgili dostlar. Videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda devam edeceğiz ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.